Herkese merhaba. Ben Kodluyoruz ekibinden Latif. Bugün CSWIFT'in 4. haftasının soru cevap etkinliğini yapıyoruz. Ve yanımızda bugün Muğla Fellow'umuz Dağlar var. Hoş geldin Dağlar. Merhaba. Aslında dağları hiç görmediniz. İlk kez dağları hiç görmediniz. İlk kez bizle birlikte dağlarla bugün işte dediğimiz gibi 4. haftanın soru cevap etkinliğini yapacağız. İlk önce etkinliğe başlamadan ben dağlara bir soru sormak istiyorum. Çünkü dağlar CSWIFT'yi çalışma grubuyla birlikte bitirdi ve sertifika almaya hak kazandılar. Dağlar, bu süreç sizin için nasıl geçti? Yani ne düşünüyorsun bu süreç hakkında? Çünkü çok soru geliyor. Çok zor yapamıyoruz. Ve dağlar aynı zamanda lise öğrencisi. Bu sorular da çoğu zaman üniversitede okuyan arkadaşlardan geliyor. Bu süreci aslında senden duymak isteriz. Nasıl geçti bu süreç senin için? Tabii ben ilk kendimi başlatayım. Dağlar Devecioğlu, lise son sınıf öğrencisiyim. CS50X aslında kodlamayı öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyenler için çok güzel bir yani ortam. Çünkü en baştan en sona kadar çok güzel bir şekilde anlatıyorlar. Fakat yardım almadan bitirebilmek biraz zor. Çünkü takıldığınız noktalar oluyor, takıldığınız noktaları soruyorsunuz, anlamıyorsunuz. Onlar üstünde biraz daha yoğunlaşmanız gerekiyor. İşte bu yüzden fellowship programları var ya da bunun gibi soru cevap haftaları var. O şekilde. Evet, aynı zamanda Discord kanalımıza gelip buradan aklınıza takılan soruları sorup cevaplayabilirsiniz. Bugün dediğimiz gibi 4. haftanın sorularına bakacağız. Aslında sorularına bakmaktan ziyade nasıl çözülür bunlarla ilgili böyle genel bir bilgilendirme. Aynı zamanda aklınıza takılan sorular varsa bilirsiniz. Zaman da bırak istiyorum. Tamamdır. Şu şekilde Dağlar ayar. Efendim. yapabilirsiniz. Tamamdır. Sunuma başlıyorum o zaman ben. Tamamdır. Şu şekilde ekranın gelmiş olması gerekiyor. Selam. Bugün CS50'de 4. haftanın konu anlatımını yapacağım diyebilirim. Takıldığınız noktalarda en çok takılınan noktalara. Bunun için iki bölüme böldüm. Kodlar ve veri tabloları. Kodlarda Boolean'la pointer'ları inceleyeceğiz. Veri tablolarında da array, hash tablosu ve ağaç tablosunu inceleyeceğiz. Boolean'la başlayabiliriz. En kolaylarından biri zaten. Boolean içine verdiğimiz önermelere doğru ya da yanlış olarak çıktı veren bir koddur ve operatörlerle çalışır. İki tane operatörü var. Operatörleri ikiye ayırıyoruz. Karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler. Karşılaştırma operatörleri herkesin matematikten bildiği küçüktür, büyüktür, eşittir, küçük eşittir, büyük eşittir gibi. Mantıksal operatörler bir tık daha zor ama anlamayacak bir şey yok. Bunlar da mantıksal ve mantıksal ya da mantıksal değil. Mantıksal ve'yi biraz açacak olursam, mantıksal ve'nin içine yazdığımız iki değerin de true olması gerekiyor true çıktısını vermek için. Mantıksal ya da bir tanesinin true olması yetiyor. Mantıksal değil de tersine çeviriyor. True'yu false yapıyor, false'u true yapıyor. Daha iyi oturması için sol tarafta örnekler var. Birinci örneğimize bakalım. Yani bool a. 3 küçüktür 5. Bu doğru bir şey. O yüzden bu true çıktısını verecek. İkinci örneğimize bakalım. Bool b. Yani burada diyor ki 2 büyük eşittir 8. 2 8'den büyük ya da eşit olmadığı için false çıktısını verecek. Üçüncüye bakıyoruz. Bool c. A mantıksal ve b. Mantıksal ve'yi tekrar hatırlayalım. True çıktısını vermesi için ikisinin de true olması gerekiyordu. Bu yüzden false çıktısını verecek. Çünkü B'miz burada false'tu. Dörde bakalım. Bool D. Mantıksal ya da koyulmuş burada A ile B'nin arasına. Mantıksal ya da bir tanesinin true olması yetiyordu. O yüzden true çıktısını alacağız. Sonuncu örneğimiz biraz zor olan.
Bool E, 5. örnek, mantıksal değille kurulmuş. Mantıksal değil de true'yu false, false'u true yapıyordu. Tersine çeviriyordu. D'miz true olduğu için false çıktısını verecek. Pointer'lara geçiyoruz bu noktada. Pointer'ları anlamak için ilk önce RAM'i anlamamız gerekiyor. RAM de program için 1 byte'lık bloklardan oluşan, programınız içinde kod ve veriler depolayan bir hafıza. Pointer integer gibi tam sayıları, değişkenleri, kayan sayıları, kayan noktaları depolayan değişken olduğu gibi pointer bellek adreslerini depolayan bir değişken. Integer'ın bellek adresi depolayan gibi düşünebilirsiniz. Pointer'lar şu şekilde yazılıyor. İstediğiniz türü yazıyorsunuz. Buna integer olabilir, char olabilir, float olabilir. Yıldız koyup yanına da değişken ismini yazıyorsunuz. Sağ tarafta 3 tane örnek verdim. Birincisini açıklayacağım. Bir tam sayı belirtiyor integer. Yani birinci örnek integer x. 4 byte'lık bir belleğe işaretçi bildiriyor. Bu pointer'larda referans verme ve referans alma yapabiliyoruz. Referans verme V işaretiyle yapılıyor. V işareti koyup değişken ismi yazıyoruz. V operatörün referansı veya adresidir. Bir değişkenin depolandığı bellekteki adresi döndürür, yani çalıştırır. Referans almada yıldız işaretiyle yapıyoruz. Bir göstericinin değeri bir hafıza adresi. Referans işleci bir işaretçiye uygulandığında bu bellek adresinde saklanan verileri çalıştırıyor. Şu an tam oturmamış olabilir. İleride örnekleriyle birlikte tam oturacağına inanıyorum. İşte örnekler. Sol taraftaki şema üzerinden açıklayacağım. İlk satır x adında bir tam sayı bildiriyor ve adresi 0x04. 4 byte ayrılıyor bunun için ve 5 değeri depolanıyor. İkinci satır ptr adında bir integer işaretçisi bildiriyor. 0x08 hafıza değerinde ptr için 4 byte'lık olan değerde saklanıyor ve x'i burada saklıyor. Üçüncü satır copy adında bir tam sayı bildiriyor. 0x0c hafıza adresinde kopyalanıyor ve 4 byte ayırıyor. Ptr'nin işaret ettiği tam sayı değeri burada saklanıyor. Yani ptr de 5'e işaret ettiği için 5 burada saklanıyor. Şuraya geri gelirsem, şu sol tarafta gördüğünüz pembe yer RAM'in içi olarak düşünebilirsiniz. Burada verdiğimiz değerleri takip edebiliyoruz pointer'larda. Onun için bu da bir örnek sayılabilir. İlk satırda x'imiz var ve 5 olarak tanımlanmış. İkinci satırda ptr'ye x'in hafıza adresi atanıyor ve 5 olarak kalıyor. Üçüncü satırda ptr'den, yani işaret ettiği değerden referans veriyoruz. Burada referans vermeyi kullandık. Ve bu değeri 35 olarak değiştiriyoruz. Yani değeri değiştirmek için ilk önce başka bir şeyi oraya atayıp ondan sonra değiştirmemiz gerekiyor. Kafamıza göre değiştiremiyoruz. Pointer aritmatiği ekleyerek ve çıkararak yapılıyor. N yıldız size of pointer türü byte olarak. N'in eklenmesi veya çıkarılması işaretçiyi byte'a göre ayarlar. Yazdığınız byte'a göre. Örneğin bu slide'daki kodda Y 0x04'te saklanan X adında bir integer işaretçisi. Bu nedenle birin Y'ye eklenmesi Y'nin değerini bir size of integer, yani 4 byte kaydırıyor. Burada pointer ve array'ler. Array'leri tam anlamayabilirsiniz. Array'leri birazdan tekrar anlatacağım. Bir dizi ilk elemanına bir gösterici gibi davranıyor. Bu nedenle standart işaretçi aritmatiği geçerli. Şu şekilde C'de kodlama sıfırdan başlıyor. O yüzden ilk kutucuğumuza 0 diyoruz. Array 1'e eşitlenmiş. O yüzden array artı 0, 1. Yani 0. bölümdeki değer 1. Array artı 1 de 2. Yani bir dizisindeki 2 şeyine eşit. 2 çıktısına eşit. Bu şekilde. Burada bir çalışma kağıdı gibi bir şey var. İsterseniz burada biraz bekleyebiliriz. Hani ekran görüntüsü almak isteyenler. Sunumun sonunda da cevaplarını vereceğim. Büyük ihtimalle herkes almıştır. O yüzden geçiyorum. Burada array'ler var.
Array'ler RAM'in içindeki bitişik bellek konumları olarak düşünebilirsiniz. Bunu anlamak için çok güzel bir örnek. Ben de böyle öğrenmiştim zaten. Posta aldığınız zaman düşünün. Bir array bellekteki yani posta merkezindeki aynı boyutlu parçalara yani posta kutularına bölünmüş bitişik bir alan bloğu. Her yığın bir dizin numarasıyla yani posta kutusu numarasıyla erişilebilen belli miktarda veriyi yani postayı saklayabiliyor. Burada unutmamamız gereken şey C'de kodlamanın sıfırdan başladığı. Burada bir örneğimiz var. Burada sıcaklık değerleri. Array'lerde şu şekilde veri türünü yazıyoruz. Yani integer mi şey mi aynı şekilde. İsmini yazıyoruz ve boyutunu yazıyoruz. Burada sıcaklık üzerinden gittim. 3 inçlik bir dizi tanımlıyoruz. Integer temperature köşeli parantez 3'ten. 3 sıralık bir şey tanımladık. İsterseniz bunu yapmak yerine altta göründüğü gibi int temperature eşittir parantez içinde değerleri yazabilirsiniz ama yani bunu yapmaya pek gerek olduğunu düşünmüyorum. Anlamanız için ilk baştaki daha iyi olur. Temperature 0 yani 0. dizidekini 65 olarak tanımlamışız. Diziler veri bellekte bitişik olarak depolandığından dizi bildiriminden sonra dizi boyutu sabitlenir. Etkili bir biçimde işletim sisteminden dizi ögeleri için uygun sayıda bitişik bellek parçasını ayırmasını istiyoruz. Yani bunların boyutunu kafamıza göre artırıp azaltamıyoruz. Çünkü boş kalabilir, yetmeyebilir. O yüzden yani kafamıza göre bunların boyutunu değiştirmek pek olası değil. Burada o az önce verdiğim örneğin biraz daha açıklaması var. Her öge bir dizi indeksiyle ilişkili olduğundan bir dizideki tüm ögelere rastgele erişimimiz var. Bu çok güzel bir şey çünkü ileride göreceğimiz veri tablolarında bu çok büyük bir sıkıntı olacak. Dizi bir diğer deyişle diziyi indeksleyerek herhangi bir elemana tek bir adımda erişebiliriz. Bu çok önemli çünkü algoritmalarda da bunu kullanıyoruz. Buradaki kod sıcaklık dizisinin tüm ögelerini yazdırıyor. Altta gördüğünüz kod. Array'lerin çok boyutları var. Burada 3'e 3 bir array tanımladım. Charboard köşeli parantez 3, köşeli parantez 3, 3'e 3 bir array tanımladı. Diziler çok boyutlu olabilir. Çok boyutlu dizileri array'lerin array'leri yani dizilerin dizileri olarak düşünebilirsiniz. Burada tic-tac-toe panosu oluşturdum. İsterseniz solda yazan kodları tek tek inceleyelim. Board 1'e 1 de yani tablonun ortasında O'yu tanımlamışız. 0'a 0 yani sol üstte X'i tanımlamışız. 2'ye 0 da yani sol altta X'i tanımlamışız. Ve son olarak 0'a 2 de yani sağ üstte X'i tanımlamışız. Boyutların çok boyutlu diziler için açıkça bildirilmesi gerektiği çok önemli. Yani 3'e 3 mü, nerede olduğu çok önemli. Burada veri tablolarına geçiyoruz. Veri tablolarında karmaşık tablo, ağaç tablosu ve az önce anlattığım array var. Hash tablosu benim en sevdiğim diyebilirim. Çünkü ağaca göre ekleyip çıkarma yapması daha iyi. Hızlı ekleme, silme ve arama öncelik olduğundan karma tablolar yani hash tabloları kullanılıyor. Aslında ideal olarak ayarlanmış bir hash tablosu için ekleme, silme ve arama sabit zamanda gerçekleşebiliyor. Burada zaman çok önemli çünkü işlemi yaptığınız süreye göre bazen çok önemli olabiliyor. Burada örneklerle devam ediyoruz. Bir işlev anahtarı dizi indislerine eşler. Örneğin bu slide'da hash fonksiyonunun banana anahtarının indeks 1'e eşlediğini görüyoruz. Yani bir boş olduğu için bananayı 1'e atabiliyor. Hash fonksiyonu girdi olarak bir anahtarı alır ve bu anahtarın iç özelliklerinden bir dizi indeksi hesaplar. Başlangıçta belirli bir anahtarı hash tablosunda nereye depolayacağınızı belirlemek için hash fonksiyonunu kullanabiliriz. Daha sonra belirli bir anahtarı aramak için hash tablosunun nerede olduğunu bilmek için aynı fonksiyonu kullanırız. Bu nedenle
bir hash fonksiyonunun tutarlı bir şekilde davranması ve aynı girdiler için aynı indekse çıkarması çok önemlidir. Mesela ben burada birden biri yazdır dediğimde bana banana yazdırması gerekiyor. Yoksa yanlış oluyor. Burada çakışırsa ne olacak? Ya veri kelimesini de tabloya koymak istersek? Şu şekilde bir dolu olduğu için biri atmaya çalıştık ve çakıştı bunlar. Bunun sonucunda da şu şekilde yapabiliyoruz. İki çeşit başa çıkma yöntemi var burada. Doğrusal inceleme ve ayrı zincirleme. Karma tablonuz veri kümenizden daha büyük olsa ve iyi bir karma işlevi seçmiş olsanız bile çarpışmalar ortaya çıkarsa ve ortaya çıktıklarında başa çıkmak için plana ihtiyacımız var. Anlattığım plan da doğrusal inceleme ve ayrı zincirleme olarak açıklanıyor. Doğrusal incelemeye bakalım isterseniz. Doğrusal inceleme, bir anahtar önceden depolanmış bir anahtarla aynı dizinde hash oluşturuyorsa tablodaki bir sonraki kullanılabilir yuva yatılır. Yani ben burada biri kelimesini birinci satıra atmak istedim. Fakat birinci satır dolu. Birinci satır dolu olduğu için ikinci satıra geçtim. İkinci satırda dolu. 3'e geçtim. 3 de beri olduğu için üstüne atabiliyorum. Bu basit örneklerden tahmin bile edebileceğiniz gibi çarpışma meydana geldiğinde aynı bölgede başka çarpışmanın meydana gelme olasılığı önemli ölçüde artıyor. Buna kümeleme deniyor ve doğrusal sıralama için ciddi bir dezavantaj. Çünkü ekleme, silme, arama süreleri uzatıyor. Arama sürelerini uzatıyor. Çünkü bir sonraki kullanılabilir alan potansiyel olarak tablodaki son dilim olabilir veya hiç olmayabilir. Ayrı zincirleme var. Ayrı zincirleme modelinde karma tablo aslında bağlantılı listelere işaretçiler dizisidir. Şu şekilde örnekle daha iyi oturacağını düşünüyorum bunu. Bir çarpışma meydana geldiğinde anahtar uygun bağlantılı listenin başına sabit zamanda eklenebilir. Yani hash tablonuzda muz aradığınızda ne oldu şimdi? İlk önce tek tek baktım. Sıfırın içinde avokado var. Avokado Apple'a gidiyor. Apple aramıyorum ben. Bire baktım. Birin içinde beri var. Orada yok. Bir sonraki zincirine geçtim. Banana orada mı? Bu çok uzun sürüyor ve genelde kullanılmıyor. Çünkü süre uzun olunca bayağı sıkıntı olabiliyor. Burada da ağaç tablosuna geçiyoruz. Ağaç her bir düğüm bazı verilerden ve alt kümelerden düğüm işaretçilerden oluştuğu bir veri yapısı. Ağaçta da 2-3 tane alt başlık olması gerekiyor. Onları anlatacağım. Birinci düğümden kök düğüm ve 5, 6, 7, 8 ve 9 gibi dış düğümlerden yapraklar olarak bahsedeceğiz. Bir kökümüz, çıktılar 8, 9, 5, 6, 7 de yapraklarımız. Düğümler arasında ilişki kurmak için aile baz alınabilir. Mesela 2 ile 3 birbirinin kardeşi. 5, 6, 7, 3'ün çocukları gibi. O zaman 2, 4'ün ebeveyni oluyor. 8 ile 9 da 4'ün çocukları oluyor. O şekilde daha açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum. Burada ikili ağaçlar var. İkili ağaç her bir dal, yani her bir ebeveyn 2 çocuk yapabiliyor gibi düşünebilirsiniz. Burada uygulama örneği var. İkili ağaçtaki her düğümün iki düğüm işaretçisi ve bazı verilerden oluştuğuna dikkat edebiliriz. N bu düğümde depolanan veridir. Ve sol ve sağ düğümün çocuklarına veya çocuk yoksa nula yani boşa işaretçidir. Kodu inceleyelim isterseniz. Integer N yani burada 55. Sola da gidebilir, sağa da gidebilir. Bunun sağa veya sola gittiğini neye göre belirleyeceğimiz burada. İkili arama ağacında aramayı kolaylaştıran özel bir ikili ağaç türü. İkili arama ağacında her düğüm için sol alt tarafındaki değer kendi değerinden küçük ve sağındaki değer daha büyüktür. Yani şu şekilde 33 55'ten küçük. 33'ün olduğu yerde 55'ten büyük bir sayı olamaz. Ya da 55 77'den küçük. 77'nin olduğu yerde 55'ten küçük bir sayı olamaz. Bunlar ayrılarak aynı şekilde gidiyor. Burada o neye göre sağa gideceğini, sola gideceğini
burada belirliyoruz. Belirli bir değer için ikili arama ağacında bazı kodları kullanabiliyoruz. Mevcut düğümün değeri aradığınız değerden düşükse sağ alt düğümünü yinelemeli olarak arıyoruz. Yani düşük olduğu için sağa gidiyoruz. Mevcut düğüm değeri aradığınız değerden büyükse sola gidiyoruz. İsterseniz burada biraz daha kodu inceleyebiliriz. If root is null, yani boşsa, kökümüz boşsa, bool kullandığımız için burada false'a dönmesini söylüyoruz. If root, root'ta bir değer varsa, yani kökümüzde bir değer varsa true'ya dönüyor. If wall is less than root, yani kökten küçük bir çocuğumuz varsa, yani bir, kökten küçük bir kod arıyorsak sola gidiyoruz. If wall is greater than root, yani kökten büyük bir sayı arıyorsak da sağa gidiyoruz. Burada benim kendi fellow grubumla oluşturduğum, yani bitirdiğimiz şey var. İsterseniz bunu şöyle biraz daha inceleyebiliriz. Burada bool'ları en çok kullandık. Dictionary hash ve dictionary arasındaki farkı da şu şekilde açıklayabilirim. Dictionary hash'ta yazacağınız veya burada yazdığınız kodun çoğu Speller C tarafından sözlükte yazım denetimi yapmak için kullanılıyor. Yani burada neyi nasıl denetleyeceğini anlatıyor. Dictionary hash da bir başlık dosyası Speller C ve Dictionary C tarafından kullanılıyor. İçine yazacak pek bir şey yok. Sadece başlık dosyası. Şu şekilde inceleyebiliriz. Burada include'ları yazmamız gerekiyor çalışması için. İlk başta düğüm yapısını tanımlıyoruz. Ondan sonra bool'lardan kök tanımlıyoruz. Sözlüğün boyutunu yapıyoruz. Sözcük sözlükte doğruysa bool'la bunu kontrol ettirip true ya da false çıkarıyoruz. Burada sözlüğü hafızaya yüklememiz gerekiyor. En sonunda da bu yüklediğimiz hafızayı boşaltmamız gerekiyor ki boşuna zaman harcamasın. Burada sözlüğü açıp gene if'le kontrol yüklüyoruz. Bu şekilde devamı var. Sonra yükledikten sonra da return. Evet, şurada sözlüğü bellekten kaldırmak için de bool unload'u kullanıyoruz. Dictionary hash şu şekilde. Burada kesinlikle bool'u kullanmamız gerekiyor. Çünkü bir kontrol mekanizması ve kontrol mekanizmasının doğru çalışması çok önemli. Benim sunumum bu kadardı. Çok teşekkürler Dağlar. Ellerine sağlık. Gayet açıklayıcı. Sorunuz var. Aynen. Sorunuz varsa sorunuz şirketten bize iletebilirsiniz. Ayrıca bu yayın zaten canlı olarak kalacak. Oradan da tekrar izleyebilirsiniz diyelim. Biraz istersen soruları bekleyelim. Tamamdır. Ses çatlıyor bende demiş birisi ama şu an nasıl ses? Benim sesim iyi geliyor mu sana Dağlar? Evet, bende güzel. Belki senin sesinde bir sıkıntı var. Aslında bana da gayet iyi geliyor şu an. Belki. O zaman ben bir soru sorayım. Bu dördüncü hafta tamam. İçin sence püf nokta nedir? Yani nelere çalışmam yani? En böyle can alıcı nokta. Ya en can alıcı nokta pointer'lar. Çünkü tek tek rem'in içine tanımladığımız sözcükleri sözlük halinde bir bütün olarak almamız gerekiyor. Ve pointer'lar bu tanımlama işlemini yapıyor. Pointer'ları bilmeden yapmak bayağı zor. Hatta imkansız evet. Diyebilirim. Yani pointer'lar üzerine biraz durulması gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Şu an soru gelmiyor sanırım. Evet. Ben yine Discord'un linkini paylaşayım. Aklınıza takılan bir soru varsa bize sormak istediğiniz oralardan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Böyle kısaca dördüncü haftanın aslında püf noktalarına, ayrıntılarına dokunmak istedik. Dediğimiz gibi yine aklınıza takılan soru varsa chatten bize iletebilirsiniz. Seve seve cevaplamak isteriz. Seve seve. Aynen. Bugün yanımda Dağlar vardı. Teşekkürler Dağlar. Bir kez daha dördüncü hafta izledik. Şartlarını bitirdiğin için.
Ben teşekkür ederim. Aynı zamanda zaten bunu 10 haftaya kadar tamamlamayı planlıyoruz. Her hafta böyle konu anlatımı şeklinde aklınıza takılan soruları aynı zamanda cevaplamak için soru cevap etkinliğini her hafta için ayrı ayrı yapmak istiyoruz. Sanırım sorulacak şu an soru yok. Evet. Güzel bir sunumdu diye bir yorum gelmiş. Teşekkürler. Teşekkürler daha var bu yorumların içinde. Sizleri yine böyle işte Twitch kanalından ya da YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Bu etkinliklere devam edeceğiz diyelim. O zaman yavaş yavaş yayını kapatalım. Soru da gelmiyor. Yayına katıldığınız için teşekkürler bütün izleyicilere. Umarım faydalı olmuştur. Ayrıca daha varsan da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.